Gençler günaydın. Günaydın hocam. Nasılsınız bakalım? İyiyiz hocam, siz nasılsınız? İyidir. Levent, WhatsApp grubundaysan şey yazar mısın gruba? Tamam hocam, hemen link atıyorum. At bakalım, link arkadaşlar da gelsin. Biraz bekleyin arkadaşlar. Bir dakika. Bilgisayarı açtım zaten. Hadi biraz toparlasın. Nasılsınız bakın? Ne yaptınız hafta sonu? Yattık hocam. Yattın mı Osman? Vallahi yattım hocam. En güzeli. Yat yok, tası yok. Öğrencilik mis gibi. Hiç inanasım gelmedi hocam. Vallahi şu an seçme şansım olsa tekrar öğrenciye dönmeyi istemiyorum. Yani. Geçen hafta arkadaşlar biliyorsunuz gemilerdeki bulunur sistemleri, gemilerdeki soğutma, havalandırma, ısıtma sistemlerini güzelce işledik. Haftaya çarşamba günü de sınavımız var bildiğiniz gibi. Sanırım yalnız son gelen bilgilere göre hani tam bugün yarın netleştirelim. Hani %40 bize %60 finale uzattı ya arkadaşlar. Sanırım yine ilk dönemki sisteme dönecek gibi bakalım. Öyle bir yazı geldi. Yani %20 bize %20 ödev, %60 final olacak şekilde olabilir tekrardan. Ben size tekrar söylerim zaten. Ödev listelerini eğer öyle bir durum olursa da yine atarım. Ona göre plan programımızı yaparız arkadaşlar. Hocam sizin seçiminize bırakmıyorlar mı? Hani ödev verebilirsiniz, vermeyebilirsiniz. İlk başta bize bıraktılar Osman. Şimdi tekrar bir yazı geldi. Şimdi ben onu netleştireyim. Daha okula yeni girdim. Konuşuruz öğretmen arkadaşlarla. Ona göre yani yüksek ihtimal yine ilk dönemki gibi olacak. Ama sizin için bence avantaj. Yani bize ben düşük alsanız, ödevi güzel yaparsanız bu sefer ne oluyor? Hani final hariç bize ortalamanız yükselmiş oluyor arkadaşlar. Yani sizin için bence ödev olması biraz daha avantajlı. Şimdi fikrim. Fikrimi paylaşalım da. Bu hafta da böyle gemideki elektrik sistemleri, jeneratörler, jeneratörler nereleri besler, alternatörler, bu tarz konuları işleyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi haftaya çarşambada gelin insan, çarşamba günü de sınavımız olacak. 20 soru test olacak şekilde. Öyle bakalım. Yeni de elektriği nereden sağlıyoruz arkadaşlar? Gemide bize elektriği kim veriyor? Jeneratör sistemlerinden hocam. Aynen, jeneratörlerle elektriği sağlıyoruz. Peki jeneratörlere bir şey olduğu zaman ne oluyordu? Neden besleniyorduk?
Alternatör mü hocam? Nasıl? Alternatör mü? Alternatör? Ayrı. Alternatör, jeneratörün elektrik üreten asıl kısmı alternatör. O jeneratörün ayrı bir kısmı. Fakat gemideki atıyorum 3 tane ana jeneratörümüz var. 3 tane ana jeneratörde bir şey olduğu zaman biz gemideki elektriği nereden sağlıyoruz? Emergency anacı jeneratör Aynen. hocam. Emergency jeneratör diye bir ayrı bir jeneratörümüz var. 3 jeneratörde bir şey olması durumunda otomatik olarak devreye giriyor ve bize gerekli olan yerlere enerjiyi veriyor demiştim. Büyüteyim bakayım. Neymiş arkadaşlar? Geminin ana elektrik gücü. Emergency kaynakların yardımı olmaksızın geminin normal çalışması ve içindeki insanların yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli yardım hizmetlerinin tümünü karşılayacak düzeyde olmalıdır. Burada anlatılmak istenen ne? Yani bütün sistemleri çalıştıracak güce sahip bir, yani tabii gemi gemi değişeceği için bir sistem olmalıdır. Geminin küçüklüğüne, büyüklüğüne göre. Atıyorum geminizdeki istenen güç 1000 kW, 1000 kW. Sizin jeneratörünüz 500 kW. Olur mu böyle bir şey? Olmaz. O sebeple ki her gemi için geminin istenen şey değiştiği için her gemide de geminin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre, geminin tipine göre de jeneratörün büyüklüğü, küçüklüğü değişir. Emniyet için gerekli cihazların çalışması çeşitli amacın şartları altında sağlanabilmelidir. Yolcuların mürettebatı ve gemi elektriksel koruma güvenliği sağlanmış olmalıdır. Bu sistemlerde arkadaşlar. Güç besleme donatımı, elektrik enerjisinin üretilmesi, dönüştürülmesi, depolanması ve dağıtımı ile ilgili tüm tesisatı kapsar arkadaşlar. Birincil ana tesisat ile ilgili izleme sistemleri şunlardır. Yardımcı ve ana makinelerin start donanımları, çalıştırma ve kontrol havası kompresörleri, makine ve kazan dairesi havalandırma fanları, yakıt arıtma üniteleri. Yakıt arıtma ünitesi ne anlıyorsunuz arkadaşlar? Yakıtı biz hangi sistemler, hangi ekipmanlar diyorduk? Hocam soruyu anlamadım. Tekrar alabilir miyim? Yakıt arıtma üniteleri demiş ya burada. Yakıt arıtma ünitesi deyince aklınıza ne geliyor sizin? Separatör geliyor hocam. Aynen öyle. Separatörler geliyor. Bildiğiniz gibi separatörlerle biz yakıtımızdaki pislikleri bu santrifüj prensibi sayesinde aratıyorduk. Yakıt transfer pompaları, yağlama ve arıtma üniteleri deyince yine bu sefer de yani yakıt arıtma ünitesi deyince nasıl yakıt separatörü geliyorsa yağlama ve arıtma ünitesi deyince de aklımıza ne geliyor? Yağ separatörü geliyor. Yağlama ve transfer pompaları, ağır yakıt ısıtıcıları yani fuel heaterleri, sinkine ve balast pompaları, balast suyu arıtma sistemi, nehir önleyici düzenler. İkinci ana tesisat deyince yine arkadaşlar aynı şeyler var burada. Onlara ekstradan bir şey var mı? Yok. Hepsi aynı. Sadece orada farklar var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada da arkadaşlar, hatta benim son gemimde bu panodan vardı. Burada ne yazıyor? Biraz büyütelim şunu. Gemide makine kontrole geldiğiniz zaman arkadaşlar bu panolarda bunlar mesela jeneratörün çalıştırma panosu. Bu tabii sadece otomatik sistem olarak çalıştırma panosu. Buradan istediğiniz jeneratörü manuel olarak çalıştırabilirsiniz. Jeneratörleri güç çekmediği zaman eşitleyebilirsiniz. Atıyorum tahliyedesiniz arkadaşlar. Gemi tahliye yapıyor. Tanker gemisindesiniz ve gemi tahliye yapıyor. Ve birden çok tahliye pompasının çalıştırılması istendi. Ve tek jeneratör kaldırmıyor.
Ne yaparsınız arkadaşlar? Ne yaparsınız? Tek jeneratör yetmiyor. Emergency jeneratörü devreye alırız hocam. Yok, emergency bir kenarda. Onu bırak. Emergency sadece emergency durumlar için. Yani acil durumlar için Osman. Tek jeneratörünüz atıyorum 500 kW size güç veriyor. Ama sizi aradılar köprüsünden. 800 kW'a ihtiyacınız var. Hani ne yaparsınız? Tek jeneratörünüz yetmiyor. Diğer bir jeneratör çalıştırırsınız değil mi arkadaşlar? Sonuçta 3 tane jeneratörünüz var ana olarak. Peki 2 jeneratör çalıştırdınız. Yükleri de paralellediniz. Tekrar başka bir pompa istediler size. Atıyorum bir balast pompası çalıştırmak istediler. 2 jeneratör yetmiyor. Ne yaparsınız? 3.'yü çalıştırır hocam. Aynen öyle Osman. 3.'yü de çalıştırırsınız. 3.'nün yetmediği gibi bir durum olmaz arkadaşlar gemilerde. Çünkü dizayn yaparken hani nasıl ana makineyi geminin tipine göre, geminin gücüne yani hızına göre seçiyorsak, ana makine seçme kriterlerinden aynı şekilde burada da gemi tipine göre sizden istenen güç 3 jeneratörün gücünden daha fazla olma ihtimali yok. Buna göre jeneratörler seçilir. Buna göre zaten oraya kurulup ona göre dizayn edilmiştir zaten. O sebeple ki yani 3 jeneratör çalıştıracağınız durumlar da olacaktır gemide. Özellikle limanlarda, tahliye limanlarında. Çünkü tankerdeyseniz inat sistemi çalışıyor olabilir, kazan çalışıyor olabilir. Ya da tahliye pompalarınız elektrik motorluysa onlar çalışıyor olabilir. Balast pompaları çalışıyor olabilir. Bu sebeple ki bazen tahliye limanlarında zaten tek jeneratör durulmaz, iki jeneratör olur. Hatta bazılarında eğer zamanı çok kısıtlıysa ve çok yüksek basma hızı isteniyorsa çok sistem kullanacaksanız da her limanda olmasa bile bazı limanlarda 3 jeneratörle birden çalıştırmanız gerekebilir. Bu sebepteki jeneratörlerinizin bakımları çok muntazam bir şekilde istenilen zamanda yapılmalıdır arkadaşlar ki böyle durumlarda şak diye de çalıştırabilirsiniz jeneratörünüzü. Ne yapıyorduk? Tek jeneratörün yetmediği yerde ikinci jeneratör çalışıyorduk. İkinci jeneratör de artık yetmiyorsa ne yapıyorduk? Üçüncü jeneratör çalışıyorduk. Zaten çoğu gemide de vardır. Mesela 3 tane jeneratörümüz var. Numara 1, numara 2, numara 3. Numara 1 çalışırken numara 2'yi standby 1 yaparsınız. Numara 3'ü de standby 2 yaparsınız. Veya tam tersi. Eğer gücün yetmediği durumda, bunlar zaten otomatikte durur arkadaşlar. Eğer çok fazla güç isteniyorsa zaten otomatik olarak diğer jeneratör devreye girer. Standby 1 jeneratörünüz hangisi ise o devreye girer ve yükleri eşitler. Eğer yine aynı şekilde iki jeneratörün kaldırmadığı durumları yoksa da bu sefer otomatik olarak üçüncü jeneratör devreye girer. Böyle de bir nasıl diyeyim koruma sistemi de mevcuttur arkadaşlar gemilerde. Yani sistem kendi kendini koruyup tek jeneratörün yetmediği yerde otomatik olarak İkinci jeneratörü hatta üçüncü jeneratörü devreye sokar ve yükleri de eşitler. Burada da bir gördüğünüz kargo yükleme ya da kargo boşaltma otomasyon sistemi var. Buradaki gördüğünüz tuşlarla istenilen tankların valfleri açılıp kapatılır. Bir tarafı da bunların balasttır muhtemelen. İstenilen balast tankının valfleri açılıp kapanır. Bu sayede tahliye ve yüklemelerde bu valflerden, bu otomasyon sisteminden yararlanır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten tankerlerde gidip elle valk açma gibi bir şeyin olmayacağından bütün sistem, yükleme ve tahliye gemilerde kargo odası, kargo rüm denen bir oda vardır. İkinci kaptanın çok kaçırmışı olduğu bir oda. Hatta benim YouTube kanalımda da gemide yaşayan bir videosunda orada var güzelce bir kargo odasını açıklayıcı bir kısım var. Onu da izleyebilirsiniz. Oradan ikinci kattan geminin emniyetli bir şekilde yüklemesini ve tahliyesini yapar. Bütün sistemlerde böyle otomatik olarak kumanda edilir. Otomasyon sistemi sayesinde arkadaşlar.
bakayım. Elektrik makineleri, tabloları, diğer testlerin imalatına kullanılan malzemeler nem ve tuz yüklü deniz havası, deniz suyuyla yakıp buharlarının dayanıklı olmalıdır arkadaşlar. Bu malzemelerin nem tuzcu olmaması, alev geciktirici ve kendi kendine sönebilen özellikle olması zorunludur. Çünkü gemide emniyetli bir şekilde çalıştırılması istenir elektrik malzemelerinin. O sebepteki izolasyonun çok düzgün bir şekilde yapılması gerekir. Çünkü arkadaşlar gemide günümüz gemilerinde özellikle her şey otomasyon yani olduğu için her şeyi bir tuşla yapabildiğimiz için her tarafta bir elektrik kablosu bir şey geliyor. Bu sebepteki ne tehlikesi fazla olur arkadaşlar? Çok elektrik kablosu var. Ne tehlikemiz vardır bundan dolayı? Osman? Yangın, kaçak. Yangın tehlikemiz çok yüksektir. Bu sebeple ki bu elektrik materyallerinin izolasyonu ve malzeme seçiminin çok dikkatli yapılıp uygun malzemelerle yapılması gerekir arkadaşlar. Mesela arkadaşlar böyle gemilerde gördüğünüz gibi böyle kabloların geçtiği yuvalar var. Gördüğünüz gibi burada da bir kablo gelmiş, panoya girmiş. Bunlar arkadaşlar çok yüksek voltaj içeren kablolar. O sebeple hem yangın tehlikesini hem de insan sağlığı için bunların hem malzeme seçimi hem de izolasyonunun yapılması çok çok önemlidir, çok çok önemlidir arkadaşlar. Bunların o yüzden muntazam bir şekilde zaten ilk gemi yapılırken de muntazam bir şekilde yapılır. Siz de sonradan bunlarla elektrik zabıta daha çok ilgileniyoruz. Fakat herkes sorumlu bu sonuçta. Herkes onun önünden geçebilir. Bu kablo çıkıp bir yere çarpabilir, yangın çıkabilir, kaçak olabilir, her şey olabilir. Çok yüksek gerilim olduğundan ölüm tehlikesi çok yüksektir gibi durumlarda. Dediğim gibi tersane çıkışlarında bunlar muntazam bir şekilde yapılır. Fakat gemi sürekli çalıştığı için yeri gelir bir arıza verir, elektrik zabiti hepsini sökmek zorunda kalabilir panelin içindekileri. Tekrar yerine takarken yine aynı özeni göstererek aynı emniyetli bir şekilde takması gerekir arkadaşlar. Ana makineler elektrikli olarak start ediliyorsa birbirinden bağımsız iki adet akümülatör beslemesi sağlanmalıdır. Akümülatörler paralel bağlanamayacak şekilde düzenlenmelidir. Her bir akümülatör soğuk durumdaki ana makineyi start edebilme özelliğinde olacaktır. Akümülatörlerin toplam kapasitesi yeniden şarj edilmeden 30 dakika içinde aşağıda belirtilen start işlemi yapmaya yeterli olmalıdır arkadaşlar. Birden fazla yardımcı makine elektrik startlı ise birbirinden bağımsız en az iki akümülatörden beslenme sağlanmalıdır. Eğer varsa ana makinenin start akümülatörünü kullanması izin verilir. Akümülatörler ana makinenin en az 3 start yapılacak kapasite olmalıdır. Sadece bir yardımcı makine elektrik startlı ise bir akümülatör yeterlidir. Demiş. Gemilerde zaten arkadaşlar, hani ben bunu size söylüyorum, küçük gemilerde böyle olur. Gemilerde bu ilk startlar zaten neyle yapıyorduk gemilerde ana makinenin ve yardımcı makinenin ilk startlarını arkadaşlar? Hava, basınçlı hava ile. Aynen öyle, basınçlı havayla. Gelelim, ne demiştik? Ayrıca ana jeneratörlerimiz haricinde bir de acil durumlarda kullanabileceğimiz emergency jeneratör vardı. Peki emergency jeneratörün yeri neredeydi arkadaşlar? Nerede oluyordu? Makine dairesinde mi oluyordu? Var mı bir fikri olan? Hocam makine dairesinde diye hatırlıyorum. Makine dairesinde değil Osman. Emergency jeneratör genelde yaşam mahallinde böyle uygun bir yere yapılır. Çünkü makine dairesinde olası bir yangın, olası bir makine dairesine ulaşamama gibi durumlarda o farklı bir yere konulur ki yani acil durumlarda o da oradan etkilenmesin. Onun yakıt tankı da ayrıdır, onun panoları da ayrıdır.
komple, hani demin dedim bir kargo odamız vardı, bütün tahliye ve yükleme işlemleri oradan yapılıyordu otomasyon bir şekilde. Emergen senaryolarında ayrı bir yeri var arkadaşlar, ayrı bir, tamamen ayrı, izole bir şekilde. Yakıt tankı var, panoları ayrı, aküleri hepsi ayrı, ayrı bir yerde duruyor ki acil durumda oradan, makine dairesinde olmayacak bir şekilde olduğundan rahatlıkla oradan, eğer otomatik olarak bölgeye girmiyorsa biz de manuel olarak çalıştırabilirim. Otomatik start olması gereken her emergency jeneratör seti TL. Burada TL dediği ne arkadaşlar? Buradaki TL dediği ne? Türk lirası değil tabii ki. Türk logo. Türk logo burada tabii bizim kendi standart şeyimiz. Yani burada şey yapmadığı belli bir standart. Fransız logo, Blue Veritas, Load Register, İngiliz logo. Yani bu loglar tarafından onaylanmış. Sıfır derece ortam sıcaklığında dahi arka arkaya en az 3 defa start yaptıracak kapasitede start tesis elemanı ile donatılmalıdır. Eğer bir üst sıcaklıkta start yapılması olanaksız ise veya daha düşük sıcaklıkta söz konusu ise jeneratör setlerinin startı için ısıtma sağlanmalıdır. İlave olarak 30 dakika içinde ilave olarak 3 start daha yaptırabilen ikinci bir güç kaynağı sağlanmalıdır. Bu kural 50'de start edilen sistemlere uygulanmaz. Peki emergency jeneratörü ilk startını neyle veriyorduk arkadaşlar? Ne sağlıyordu? Hocam bir video izlemiştik. Bu yay gerdirip bırakınca start veriyorduk. Aynen. O ama şeyi, nasıl diyeyim? Manuel. Manuel kısmı. Normal otomatik start etmemiz gerektiğinde neyle start ediyordu emergency jeneratör? Yani düğmesine bas yoktur. Marşla. Marş, tamam. O marşı o gücü kimden ne veriyordu? Akü. Aynen öyle. Emergency jeneratör arkadaşlar. Aküyle ilk hareketin enerjisini sağlar. Osman arkadaşımızın dediği gibi ekstra olarak bu akülere bir zarar gelmesi, yani çalışmaması durumunda da bazı sekondere dediğimiz ikinci çalıştırma backup sistemleri vardır. Nedir bunlar? Osman da dediği gibi bir tanesi yay tansiyon, yayın tansiyon gücüyle çalıştırabiliriz ve bazı gemilerde de hidrolik yağın basıncıyla beraber onu çalıştırabiliriz. Eğer bir talimdeyseniz ve emergency jeneratör çalıştırmanız gerekiyorsa hidrolikle çalıştırırsanız eğer arkadaşlar hidroliği atıyorum 300'ler basınçla çalışıyor emergency jeneratör. 300'lere de bastığınız zaman ne olacaktır? Hidrolik basıncı sıfırlanacaktır. Tekrar onu basınçta 300'lere kadar basınçlandırıp emergency jeneratörü öyle bırakmamızda fayda vardır arkadaşlar. Ki acil durumun ne zaman geleceği belli olmaz. Hemen aküde çalışmaz. Aküde emergency jeneratörü çalıştırmazsanız çalıştıramazsınız. O hidrolik kol sayesinde rahatlıkla çalıştırabilirsiniz diye. Elektrikli ve hidrolik star sistemleri emergency tablodan beslenmelidir. Basınç tavalı star sistemleri ana veya bilgi ölçüklerinden geri döndürmez bir rak vasıtasıyla veya emergency tablodan beslenmelidir. Emergency hava kopuşundan beslenmelidir. Start, şarj ve enerji depolama kayıt saati emergency jeneratörün bulunduğu mahalle yerleştirilmelidir. Emergency jeneratör setleri start kayıt saati yalnız bu amaçla kullanılabilir. Otomatik startın gerekmediği hallerde el ile startı sağlayan güvenli kayıt saate izin verilir. Örneğin elle çevrilen kollar, yağlı starterlar, el hidrolik sistemleri veya ateşleme fişekleri bu gruba girer. Ben burada 4 tane şey saymış. Ben sadece bunların arkadaşlar yaylısını ve hidrolik olanını gördüm gemilerde. Siz de büyük ihtimal görürsünüz. Bunları görürsünüz zaten. Elle doğrudan startı mümkün olmadığı hallerde A ve B anılan tipteki start tesis ekipmanları kullanılmalıdır. Start işleminin elle başlatılması kabul edilebilir. Eğer ikinci bir mekanik start düzeni bulunuyorsa elektronik olanların birinci start düzenine bağımsız çalışana bir akümülatör beslemesi bulunacaktır. Eğer mekanik start olanakları sağlanmakta ise elektronik hız regülatörü ilgili koruma cihazları ve bandları ile iki bağımsız yedek güç kaynağına sahip olacaktır. Bu yedek kaynakları ilgilenecektir demiş. Burada da gördüğünüz bir jeneratör arkadaşlar. Evet.
Dersin başında da söylediğim gibi her geminin elektrik güç ihtiyacı gemiye özeldir arkadaşlar. Yani gemi tipine, geminin büyüklüğüne, gemide kullanılan tankerse tahliye sistemine, kazan sistemine, hepsine göre bu seçilmesi gereken jeneratör tipi, büyüklüğü değişir arkadaşlar. Bunlar neye göre belirlenir? Ona bakalım. Güç ihtiyacı aşağıdaki çalışma koşullarına göre test edilmelidir. Açık denizde seyir, limandaki güç ihtiyacı, emergency güç beslemesi, geminin çalışma alanı içinde mevcut ise, tropik veya tutup şartları ise ona göre ekstra bir sistem varsa onu çalıştırabilecek özellikle olmalıdır. Güç balans diyagramı yapılırken tüm elektrik güç kodizan nominal güçleri birlikte diyagram üzerine gösterilmelidir. İlgili çalışma koşullarında aşağıdaki şartlar göz önünde alınmalıdır. Sürekli çalışan tüketicilerin güç ihtiyaçları tam olarak ancak bildiğin yedekten tüketiciler bir defa olmak üzere verilmelidir. Aralıklı olarak devreye girip çıkan tüketicilerin, tüketiciler biri bu da arkadaşlar çalışan ekipmanlar, güçleri diversite faktörü diye bir faktör var. Ona göre verilmelidir. Hesaplar yapılırken bu faktör bir defa uygulanır. Güç kaynağına göre oldukça yüksek güç isteyen tüketicilerin, yani makine ekipmanlarının tam güçleri ne bakmak gerekir ki ona göre hesap yapmak gerekir. Kısa süreli pik yükleri karşılamak için yedek bir güç marjı gereklidir. Örneğin büyük güç motorları yol ormanında doğan pik yükler gibi arkadaşlar. Paralel çalıştırma. Paralel çalıştırma neydi arkadaşlar? Demin ben Osman'a bir soru sormuştum. Osman demişti bir jeneratör yetmediği halde zamanlarda ne yapıyorduk arkadaşlar? Tek jeneratör yetmediği durumlarda ne yapıyorduk? Osman? İkinci jeneratörümüzü devreye alıyorduk hocam. Aynen. Yani buna biz gemi dilinde ya da ortak dil olarak jeneratörleri paralellemek diyoruz arkadaşlar. Paralel çalıştırma da buradan geliyor. Yani jeneratörünüzün maksimum kapasitesi 500 kW. Fakat siz güvenli olsun diye 380 kW'dan fazla yük vermek istemiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki şeyde jeneratörün sesi değişiyor. Direkt zaten sesi çok farklı bir ses alıyorsa bilin ki anlıyorsunuz ki siz de tecrübelerinizden dolayı jeneratörde fazla yük var. İstemediğinizden yani istediğinizden fazla yük var. Bir gidiyorsunuz bakıyorsunuz ki panoya yükünüz 420-440 kW olmuş. Ne yapıyorsunuz? Hemen diğer jeneratörü çalıştırıp biraz ısınmasını bekleyip ondan sonra jeneratörün yüklerini birbirine eşitliyorsunuz. Yani tek jeneratörün verdiği yükü iki jeneratör veriyorsunuz. Yani 440 kW yük isteniyordu sizden atıyorum. Tek bir jeneratör 440 vermektense 220 bunu iki jeneratöre bölüyorsunuz. İşte buna ne deniyor, ne diyormuşuz arkadaşlar jeneratörleri? Paralelleme diyoruz arkadaşlar. Ne diyormuşuz? Gençler orada mısınız? Bir daha söyleyin hocam. Sesiniz orada. Anlayamadım. Yani tek jeneratörün yetmediği durumlarda ikinci jeneratörü de çalıştırıp böyle jeneratörlerin eşitlikle çalışmasına ne diyoruz arkadaşlar? Paralel çalışma hocam. Aynen. Jeneratörle çalıştırma diyoruz. Şimdi bir ara verelim arkadaşlar. Bir 10-15 dakika sonra 5 geçe. Saat kaç şu anda? 5 geçe buluşalım. 11'i 5 geçe. Uygun mudur? Uygundur hocam, tamam. Olur hocam. 5 geçe görüşelim arkadaşlar.